Evet, şimdi mutfağa girdim ve burada kabak soydum. Ay, bunların kabuğunu soymak o kadar felaket ki gerçekten parmaklarım mahvoluyor bunu soyduğumda. Böyle küçük küçük dilimledim ve şimdi pişireceğim. Buraya kaydettim sanırım. Bir saniye bakalım kaydedildi mi? Şunu yapacağım bugün. Bunu pişirelim bakalım bugün. Evet. Elma yok ama şey var, kulvarı var. Artık mecbur onu kullanacağım. Bir tane daha at. Dikkat at, uzaktan at. Bulup. Bulup. Yandım. Ya dikkat etmek lazım dedim. Bulup. Ama böyle hiç bitmez ki. Anne yardım etsin mi sana? Ne dersin? Yardım edeyim mi sana? Blup 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 blup. blup Ay az kalmış, az kalmış. Ha gayret, ha gayret. blup Ay 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 ay, burada ne oluyormuş, burada ne oluyormuş? Bunun altına kısmak gerekiyormuş. Ayas, ne yaptın oğlum? Evet arkadaşlar, burada ufak ufak patatesi de kabağı da kıydı. Şimdi üzerine su ekleyeceğim ve pişmeye bırakacağım. Ayas, bu artanların hepsini biraz arkaya kay. Kay bakayım arkaya. Kay. Arkaya kay. Artanların hepsini çorbaya poşete kat, buzdolabına katıp yarın başka bir şey yapalım. Bunların hepsini torbaya kat bak. Böyle. 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 Hepsini poşete doldur. Tamam mı? Buzdolabına katalım, olur mu? Aferin oğluma. Hepsini koy bakalım. Aferin sana. Koy bakalım. Koy. Hepsini doldur. Arkadaşlar burada yemeklerim olurken gördüğünüz gibi bu patates salatası canımı çekti. Patates salatası yapacağım. Kendime burada çorbamız var. Burada normal makarna yapacaktım ama Kerim ne istedi? Tabii ki uzun makarna. Burada bunlar haşlanıyor. Eti de en sona bırakacağım. O yüzden size bir aldıklarımı dün göstermedim. Onu şimdi yapayım bakalım. Evet. Şimdi oturdum. Ayaz. Anneciğim birazcık sessiz oynayabilir misin? Ya ben videomu yapana kadar kurt odana geçebilir misin? Olur mu anneciğim? Çünkü videoda anlaşılmıyor o zaman, biliyor musun? İlk olarak şöyle çorap aldım. Böyle tembelli etmeyen. Kendime şöyle X-Large. Onu göstereyim. Bunu tabii Mango'dan almadım. Şöyle Anastrase'den aldım, göstereyim. Baya güzel galiba, yeri göreceğiz. Satıcı diyor ki ben diyor benimkini diyor 5 senedir kullanıyorum dediğinde böyle bir baktım, 5 sene mi dedim. Yani ben hemen yırttığım için bu tür şeyleri, yani nasıl yapıyorum nasıl ediyorum bilmiyorum ama hemen yırtılıyor bende. Dedim maşallah ne güzel 5 sene, yani helal olsun. Burada kendime ilk defa bol bir pantolon aldım. Yani bol paça asla asla giymedim. Hiç hatırlamam, gençliğimde bile ben bol paça giydiğimi hatırlamıyorum. Ve ne yaptım? Gittim bol paça pantolon aldım. Şöyle bakın bu renkte. Böyle göstereyim. Ve bu şekilde bir bol paça pantolon aldım arkadaşlar. Kırkını denedim. Ne hikmetse. Çok zor kapandı. Kapandı ama gerçekten böyle karnını bayağı içerisine çekeceksin de öyle nefes almadan içinde yaşayacaksın. O derece oldu. Dedim yok olmaz. 42'sini aldım. Böyle bunları giyeceğim. İş yerinde gerçekten rahat bir şeylere ihtiyaç oluyor. Böyle daracık pantolonlarla olmuyor. Ve aynı pantolonun yine
Yok, bu onunla aynı değildi. Pardon, bu başka bir pantolon. Bunu da çok sevdim. Bunu da 40 beden almışım. 40 bedeni oldu. Şöyle göstereyim. Çünkü stretch bu. Bayağı bir stretch. Yani içerisine serebiliyorsunuz. Paçaları da bunun birazcık daha iyi paça. Yani dar paça, çok çok bol paça değil. Şöyle arka tarafını da göstereyim. Şu şekilde arkadaşlar. Bunu aldım. Diğer pantolonun aynısını aldım bir de. Ama tabii ki hangi renkte? Sizce hangi renkte? Siyah. Evet. Siyah renkte aldım. O da burada. Bu da yine 42 olanı. Şöyle bayağı bir bol gidiyor yine aynı şekilde. Altları da şöyle bir detayı var. Yani ipli. Ya gerçekten ben Kerim pantolonu yapacağım, daha yapmadım. Akşam oturup çocukları uyuttuktan sonra onu yapmayı düşünüyorum. Yani Kerim'inkini bile böyle kesip bıraksam, alın size moda. Yani çıkmeme bile gerek kalmaz. Moda yani, bildiğiniz moda. Böyle kesilmiş, eğri kesilmiş bir pantolon. Yani yine arkası cepli, şu şekilde bir pantolon. Bu arada benim Thermomix ötüyor. Gidip bakmam lazım. Büyük ihtimal çorba pişti. Şimdi bunları ne kadar verdim arkadaşlar? 3 pantolonla hemen söyleyeceğim size. 3'ü söyleyemeyeceğim size. 3'ü çünkü e-mailimde şeyi. Ama şöyle yapalım. 40 euro bu tutmuş. 30 euro bu tutmuş. 40, yani 40-30, 110 euro. 110 euroya gelmiş oldu 3 tane pantolonum. Pantolonlarım çok kısıtlı olduğu için aldım. Bu kumaştan istiyordum çünkü bu patladı. Diktim, geri patladı. O yüzden ama aynı şekilde bulamadım. Bunu H&M'den bulmuştum. Daha çok hoşuma gitmişti şeyi, kesimi falan. Burada bulamadım. Burada daha çok bu kumaşların da bol gidenleri vardı. Ama kumaş zaten zor giydiğim için bir de üstüne bol gideni biraz fazla gelir diye aldım arkadaşlar. Yemeğe gidelim bakalım. Burada köfteler pişti. Domatesim de pişti. Burada da makarna. Çorba deseniz burada. Evet. Şurada da patates pürenin sosunu hazırladım. Soğanı kavurdum. Brüye, gemizli brüye koydum. Yani sebze bulyon koydum. Bolca limon tuzu. Şimdi patatesin üstüne ilave edeceğim. Evet arkadaşlar. İşten eve geldim. Şimdi Kerim'i aldım. Ondan sonra yapılacak işler vardı dışarıda, birkaç tane. Onları hallettim. Evet. Gene şarj bitti arkadaşlar. Dediğim gibi burada et yaptım. Böyle et kızarttım. Ondan sonra şimdi de şehriye yaptım. Böyle mantarlı şehriye. Tamam annem. Babaya söyle. Burada da şu bunları var.
Evet arkadaşlar, benim birkaç işim vardı. Kerim'e motivasyon olsun diye Tuğba'ya yolladık. Yani yengesine gitti. Daha doğrusu kardeşimgille gitti. Kuzenleriyle oynamaya. Ayas'ı da anneme bıraktım. Emre'nin Münih'te işleri vardı. Benim burada AOK'da falan işlerim vardı. Sigortada falan işlerimi hallettim. Ondan sonra bittikten sonra da dedim birazcık Emre gelene kadar zaman geçireyim, ama Emre ştava yakalanıyor anladığım kadarıyla. Evde de yemek yok. Dedik dışarıdan alalım artık. Bugünlük yapacak bir şey yok. Zamanım olmadı pişirmeye. Hem doktoruna Kerim'in uğradım, hem sigortaya uğradım. Onları bir hallettim. Ortadan çıkardım. Çok şükür. Şimdi de gidiyorum. Yemek alacağım dediğim gibi. Ondan sonra da Emre gelecek. Emre dedi ben Kerim'i alırım dedi. Kerim'i de Emre alacak daha sonra. Öyle. Acıktım. Daha kahvaltı bile yapmadım. İnanır mısınız? Daha demin aldığım şeyi gördünüz. Emre'ye aldım aslında, onu çok seviyor diye. İçinden sadece tek bir tane aldım. Küçük paket aldım zaten. Maşallah onun da azıcık çıkıyormuş içinden. Daha da küçük görünüyor. Aynı çips paketlerindeki gibi düşünün. Bir tane aldım bayılıp düşmeyeyim diye. Şimdi evde hemen yemek yiyeceğim. Bizim Çinci'ye gideceğim. Oradan bir şeyler alırım. Emre her zamanki gibi ördek istedi. Ben ördek yiyemiyorum fazla. Yani çok kendimi zorlamam lazım ördek yemek için. Emre'ye ördek alayım. Kendime de tavuk göğüslü bir şey alacağım. Yani her zamanki benim klasik yemeğim orada kırmızı rot thai körili tavuk alıyorum. Belki ama bugün kırmızı rot thai değil de körili alabilirim. Çünkü midem hassas yine. O yüzden acı yersem şimdi bir de midemin ceremesini çekmek istemiyorum. Yani gidiyorum bakalım. Burnuma yemek kokuları şimdiden geliyor, böyle burnumun ucunda böyle yemek kokusu var. Arkadaşlar ne kadar pis boğazım ben böyle ya. Gerçekten. İşlerimi bitirdikten sonra da size biraz içerik olsun dedim. Biraz bir yerleri gezdim, çektim. Gördüğünüz gibi. Şimdi de hemen karnımı doyurmaya. İnşallah buralarda park yeri bulurum. Çünkü burası çok sıkıntı oluyor. Yoksa uzağa park edip bir de buraya kadar yürümem gerekecek. Onu da hiç ama hiç istemiyorum arkadaşlar. Yani. Oluyoruz. Benzin bitiyormuş. Onun haberi. Bir an ödüm koptu. Ay evet, park yeri kapalı olduğu gibi arkadaşlar. Evet arkadaşlar, eve geldik. Zor adım attım eve artık. Hemen burada dediğim gibi artık yemeği yiyor. Onlar da orada birbirini yiyor. Evet. Ben de burada. Hayır. Sen bunu yiyemezsin. Kafaya bak. Çıktı burada. Kafa nasıl görünüyor ondan Allah aşkına. Sana sonra şey vereceğim ben. Ben kahvaltı bile yapmadım biliyor musun? Hiçbir şey. Vallahi Bir yaptım daha. ama. Hani bir daha. Bir daha Şimdi cüm. 4'te Bir uyuyayım. daha cüm. 8'de kalktığım için bütün gündür yani böyle başım falan sepet gibi. Bir de kahvaltı yapsam bile yani ona uykusuz olduğu zaman, yani en azından ben o gün ben aşırı acıkıyorum ya. Afiyet olsun. Sana da. Evet arkadaşlar. Ayas'ın odasına doğru geldim. Sesim duyulmasın diye. Kerim'le diğer odadalar. Emre'nin yanında. Ben de dedim, kapanışı buradan yapayım. Evet, dediğim gibi yarın Kerim'in MR günü arkadaşlar. Yarın MR çekilecek kafasının. Ondan sonra Cuma günü de kafasından su alınacak. Yani sıvı alınacak. Kafasındaki sıvı alınacak. Kafasından değil, kafasındaki sıvı alınacak. Zor bir süreç yine. İzisini almak zorunda kaldım iş yerinden. Tekrar bu hafta gene ve gene ve gene. Mecbur. Yapacak bir şey yok. Çocuğum söz konusu. İznimi aldım.
Yarın öncelikle Kerim'in okulunda görüşmeniz var. Görüşmeye gideceğiz saat 8'de. Oradan sonra hastaneye geçeceğiz. Okulda hem müdür hem öğretmen hem de okul pedagogu olacak. Psikolojik anlamda Kerim'e destek verecek olan. Öyle bir görüşme olacak yarın. Ardından da doktor. Kafam bulanıyor şimdiden yine. Yemin ederim öyle bir doldum ki. Bunlar neden oluyor tekrar diye soracaksınız kesinlikle ama Kerim'in semptomları devam ediyor. Hala halüsinasyon gibi mesela. Tek birini söyleyeyim. Diğerleri üzerinde konuşmak istemiyorum böyle. Onlar devam ediyor. O yüzden tekrar bakılması gerekiyor. Ki tedavi olması gerekiyor mu? İlaç tedavisi yine gerekmiyor mu diye. Bakın Ayas beni arıyor. Anne nereye gittin diye. Sizden tek isteğim yer gök gerçekten dua üstüne. Lütfen dualarınızı eksik etmeyin arkadaşlar. Kalbim pırpır atıyor şu anda. Nefes alamıyorum. Sanki böyle nefesim daralıyor. Yine aynı korkular, yine aynı endişeler. Yine her şey sil baştan bizim için. Anne. O yüzden efendim anneciğim. Kitap okuyabilir misin bize? Okurum anneciğim. Geliyorum, okurum. Evet, yani demem o ki ya, yine stres dolu günler, yine endişeyle günler bizi bekliyor. Ama biliyorum ki... Baba temizledi. Tamam anneciğim, git hemen kapatayım ben videoyu, geliyorum anneciğim. Hadi. Anne. Hadi anneciğim. Tamam. Her şey olacağına varıyor. İstediğimiz kadar endişelenelim, istediğimiz kadar her şeyi kafaya takalım ya da takmayalım, ne bileyim. Her şey eninde sonunda olacağına varıyor arkadaşlar. Değiştirecek hiçbir şeyim yok, yapacak da hiçbir şeyim yok. Allah'tan geleni böyle kabul etmekten başka yapacak hiçbir şeyim yok. Şu son 2-3 haftamı yine çok fena geçirdim. Ağlayarak, sızlayarak, üzülerek. Sonra diyorum duygu kendine gel. Hiçbir şeyin faydası yok yani, yok. Her şeyi olduğu gibi kabul etmek zorundasın. Geldiği gibi. Tek elimden gelen doktorlarını aksatmamam. Terapileri aksatmamam. Başka da elimden gelen bir şey yok dua dışında. Sizlerden de ricam lütfen dualarınızı eksik etmeyin. Öyle. Fazla konuşmak istemiyorum çünkü detaya girince konuştukça gözyaşlarım yine durmuyor. Ve bunu artık istemiyorum. Yani videoda çok görünsün istemiyorum ama elimde olmadığı zaman da o gözyaşları dökülüyor. Biliyorsunuz. Beni biliyorsunuz. Yarın gideceğim okula. Evet oğlum, yarın okula gidecek. Arkadaşlar ben bu videoyu bırakıyorum. Beni bekliyorlar kitap okumam için. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.